Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolu, gençlik kolu başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir toplantı yapacağız bugün. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztürak, Türkiye'nin durumunu analiz eden bir konuşma yaptı. Değerli Genel Başkan Yardımcımız Çanakkale Milletvekilimiz aynı zamanda Türkiye'nin hukuk sisteminde gündeme getiren bir konuşma yaptı. Benim niyetim sözü çok uzatmak değil. İşin örgüt tarafında basına kapalı olan tarafta Faik Bey'in de Muharrem Erkeğin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirmiş olduğu noktayı değiştirecek örgütün sözünü dinlememiz lazım. Bu kadrolar burada, bu salonda. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'ye yeni bir hikaye yazacak. O hikayesiyle Türkiye'de refah arttıracak. Ekonomiyi güçlendirecek. işsizliği düşürecek. Enflasyonu düşürecek. Yatırımların artmasını sağlayacak. Dış kaynak finansmanını ucuz atacak. Türkiye'yi zenginleştirecek. Hakça bölüştürecek. Ekonomi standardını, demokrasi çıtasını yükseltecek. Kadrolar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki ilk seçimde bu kadrolarıyla beraber bu fikirlerin taşıyıcısı olan kadrolarıyla beraber iktidara gelecek ve bu kadrolar Türkiye'nin geleceğini az önce çizmiş olduğumuz çerçeve içinde kuracak yeni kadrolar olacak. Onun için bu kadroları dinleyeceğiz. Sizlerin bundan sonraki süreci sürece nasıl baktığınızı bundan sonraki süreci nasıl organize edeceğimizi hep beraber dinleyeceğiz ve konuşacağız. Bu bölge toplantımız, bölge toplantılarının sekizincisi. Kapanma girdi. Pandeminin getirmiş olduğu zorluklar oldu. Dolayısıyla aslında eski yöneticilerimizi de daha önce partimize emek vermiş, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımıza davet ettiğimiz daha geniş toplantılar yapıyorduk. Daha geniş kesimlerin sözünü dinleyen toplantılar yapıyorduk geçmişte. Ama pandemi koşulları nedeniyle şu anda mevcut görevde olan arkadaşlarımızla beraber bu süreci götüreceğiz. Türkiye'nin yepyeni bir hikayeye ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizmiş olduğu çerçevede bir hikayeye ihtiyacı var. Yurt dışına çıktığımızda pasaportumuzdan dolayı gurur duyduğumuz, kendi ülkemizde gurur duyduğumuz, ülkemizde yapılan iyi işlerle gurur duyduğumuz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Dış politikada her gün azarlanan, tweetler yoluyla aptal olma denilen başkanların olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız yok. Gururlu, onurlu, tarihinden gelen o büyük sorumluluğu taşıyabilen, o ağırlığı taşıyabilen yöneticilerin olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Orta Doğu'da barışı tesis etmiş olan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Balkanlarda, Kafkaslarda güven unsuru haline gelmiş olan bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve o Türkiye'yi kuracak olan da Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili kadrolar. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Toplantımızın bundan sonraki bölümünde hep beraber basın mensubu arkadaşlarımız bize izin verirlerse toplantımızı örgütümüzle bundan sonraki süreci nasıl götüreceğimizle ilgili planlama yaparak devam ettireceğiz. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık diyorum.